İstanbul Üsküdar'dan Melek Duman diyor ki dinleyicimiz 71 yaşında 3 çocuk annesi bir kadınım. Geçen günlerdeki sohbetlerinizin birinde hastalık halinde nasıl namaz kılınacağı konusunu anlattınız. İskemlede oturup namaz kılınmayacağını, bunun bidat olacağını söylediniz. Benim namaza mani bir hastalığım yok. Tansiyon gibi. Fakat kireçlenme denilen bir rahatsızlığım var. Bu da ileri derecede şu anda ve eğilip kalkmam, hareketlerimde sınırlama yapıyor. Namazlarımı nasıl kılayım demiş. İskemleye otursun mu ya da oturunca ne yapsın? Efendim şimdi iskemleye oturan divana da oturur buyuruluyor. İskemleye oturan divana da oturur. Divana oturduğu zaman ayakları kıvrılması şart değil. Eğer çok şey yapıyorsa 4 rekat farzını kılar. Ayakları kıble istikamet divanda uzatsın. İma ile kılsın. Yani secdeye gitmesine de gerek yok. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki uzatır. Ayak kıble istikametini uzatır kıvıramıyorsa. Rükû için biraz eğilir. Secde için de ondan da biraz da aşağı eğilir. Önüne de bir şey koymaz. Bir şeyin üzerine secde etmez. Yani hava boşluğuna rükû eder. Hava boşluğuna da secde eder buyuruluyor. Bu şekilde namazlarını kılar. Başka bir alternatifi yoksa, divana oturamıyorsa, ayağını uzatamıyorsa, yardımcısı yoksa, hiçbir şey yoksa, bu yatmıyor mu? Yatıyordur elbette. Efendim yatamıyor da işte koltukta oturup kalkıyor falan. Hani tekerlekli sandalyeye mahkum, başka bir alternatif söz konusu değilse, ya o zaman o şekilde kılabilir mi? Ona bir ruhsat, hani zarurettir, başka çıkış yolu yoktur, namazında kılması gerekir. Yani başka bir taklit edecek bir şeyse de kalmamıştır, başka mesela taklit etme durumu da kalmadıysa, o şekilde namazını kılar mı? Kılar.